Herkese merhabalar ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça kolay ve güzel bir bebek battaniyesi tarifi vereceğim. Bu modeli başka örgülerinize de değerlendirebilirsiniz. İp olarak anti peeling özelliğine sahip bebe yünleri kullanacağım. Dilediğiniz iplerle markalarla çalışabilirsiniz. Tığ numaram 3 mm. Eğer eliniz sıkıysa tığ numaranızı da kalınlaştırabilirsiniz milimetre kısmını. Evet hemen kolay ve güzel örgü modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve hemen zincir yapımıyla başlayalım. Öncelikle ipimizi kilitliyoruz ve zincir yapmaya başlayalım. İlk kurulum zincirlerimizi çok fazla sıkı yapmamaya gayret edelim modelimizi kurduğumuzda kastırma yapmaması için normal ölçümüzden bir tık daha gevşek yapalım. Modelimiz 3 ve katlarından oluşmakta arkadaşlar. Zincir sayınızı bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ya da saymaksızın istediğiniz ölçüde zincirinizi yaptıktan sonra örneğin bir metre istiyorsunuz. Ekstra 10-15 santim daha zinciri yapıp Modeli kurduktan sonra fazla gelen kısmı da kesersiniz. Geriye dönük açılma yapmayacaktır. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bir miktar zincirlerimi uzatıp geleyim arkadaşlar. Evet ben ufak bir parça anlatacağım için benim için yeterli. Sizler de istediğiniz uzunluğa geldikten sonra şimdi burada elimi tutuyorum arkadaşlar ve 1 2 üç tane daha zincir yapıp üstüne alıyorum. Ve elimle tutmuş olduğum dördüncü zincir yuvasına üstüne sardım. Şu şekilde iki kere de çıkacağım. Şöyle tutarak yapalım. Önce iki ilmek, daha sonra iki ilmekten çıktım ve ikili trabzanım oluşturdum. Şimdi üstüne alıyorum, hemen atlamaksızın yanındaki trabzan'a batarak, pardon zincire batarak ikili trabzan yapıyorum üstüne aldım ve yanına ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar zincirlerimize ikili trabzan yapmamız gerekli. Burada da yine 3 üç ve 3'ün katlarını takip edeceğiz arkadaşlar. Evet ben e, videom fazla uzamasın. Trabzanlarımı sonuna kadar hazırlayıp geleyim. Evet ben zincirlerimi sonuna kadar yine 3 ve katlar olacak şekilde ayarladım. Son kısma geldiğimde ise 1, 2, 3 tane zincir yapıp ters çeviriyorum. Ve hemen model kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu baştaki ilk trabzanımı değil ikinci trabzanımıza buna değil ikinciye hemen şöyle göstermek istiyorum bakın ilk aradan giriyorum ve şöyle tığımı alttan geçirerek ikili trabzan yapacağım hemen başlayalım üstüne aldım yavaş yapacağım görmeniz için bu aradan battım bir iki kere de çıktım ikinci trabzanımıza şimdi yanındaki iki tane trabzana düz bir şekilde batıyorum üstüne aldım bakın üçüncü trabzandayım bir iki kere de çıktım şöyle göstereyim bunu alttan yaptım yandakini tepesine düz battım şimdi bunu da düz batacağım yavaş yapıyorum görmeniz için arkadaşlar. Şimdi sıradaki yani bu e, bakın 1, 2, 3, 4, 5. oluyor. kenardaki de sayarsam yine alttan batarak yapacağım. Üstüne aldım. Bu şekilde ikili trabzan. Üstüne aldım. Şimdi iki tane düz Şimdi üstünü aldım. Alttan batarak. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 2 tane düz. Yani trabzanın tepesine batıyorum burada. Şimdi bir tane alttan geçirerek tığımı batıyorum. Şöyle hemen yakından göstereyim. Üstten aldıklarım bakın bu şekilde kabartmalı oluyor. Aradakiler iki tane ve çukurda kalıyorlar. Şöyle tutuyorum ve gösteriyorum görmeniz için. Bundan sonra bu sırayı aynı bu şekilde devam edelim. İki tane düz batıyoruz trabzanların tepesine bir tane alttan geçirerek devam ediyoruz. Bunu sona kadar yapalım. Evet sona kadar devam ettim. Bir tane üstten batarak şimdi iki tane de geriden battık ve bu sonda da iki tane trabzanımız kaldı. En sonda yine Buradan alttan batarak ikili tırabzanımı yapıyorum. Ve bu artık sondaki zincirime geldim. Burada ise ikili tırabzan yapıyorum. Düz battım ve burada artık sıramı tamamlamış oldum. Arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Şimdi devam edelim. Bir üst sıraya çıkarken 3 tane zincir ve ters çeviriyorum. Şimdi burada bir önceki sırada yaptığımızın tam tersini yapacağız. Biliyorsunuz ilk baştakini yani bu trabzanı üst, bu şekilde yaparak yapmıştık. Şimdi bunun tepesine batarken diğerlerini tersten batacağız. Hemen yapalım. Burada üstüne aldım. Bu iki ikinci trabzanımın tepesine batıyorum. Bu iki tane trabzanımı ise şimdi bu şekilde yapacağım. Üstüne aldım. Bir, iki kere de çıktım. Üstüne aldım. İki kere de çıktım üstüne alıyorum. Şimdi bu sıradakini tepesine batıyorum. İki tanesini içten alarak yapıyorum. Üstüne aldım. Tek olana tepesine batıyorum çiftler kendini gösteriyor zaten arkadaşlar bakın onları da bu sıramda bu şekilde arkadan dolayarak yapıyorum bakın iki tane bir tanesi tepede iki tane bir tanesi tepede yani bunlar çukurda kalıyor bir sonraki sıranın tersini yapıyoruz buradaki teklerin üstüne düz battığımızda Önde böyle bir görüntü oluyor. Waffle görüntümüzü elde edeceğiz. Hemen devam edelim. Şimdi bu çukurda olanı hemen tek batıyorum. Tepesine diğer kabartmalı olanları da iki taneyi bu şekilde dolayarak devam ediyorum. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim bu iki taneyi kabartmalı buradaki teki de tepesine batarak bu şekilde sıra sonunda buluşalım Evet sona kadar yine yaptım şu sondaki bitiş kısmını beraber yapalım burada iki tane trabzanım kaldı önce buradakini arkada olduğu için tek tepesine batıyorum şöyle burada çünkü iki taneyi kabartmalı aldım ve kenar e, buradaki duvar kısmındaki trabzana da her zaman tepesine batarak sıramızı tamamlıyoruz. Bir üst sıraya çıkarken yine 3 tane zincir ve ters çevirdim. Şimdi burada yapacağımız işlem yine aynı arkadaşlar bu sıranın tekrarını yapacağız, nasıl hemen anlatayım ilkine kabartmalı olarak alacağım diğer ikisini de tepesine batacağım daha sonra bunu kabartmalı iki taneyi de tepeye batarak yapalım hemen başlayalım model kendini gösteriyor artık Çok sıkı yapmayalım. Daha yumuşak ve güzel olacaktır. Eliniz sıkıysa dediğim gibi tığınızı kalınlaştırabilirsiniz. Artık dediğim gibi kendi yerleri belli olmakta. Şu çizgiler bu şekilde devam ediyor. Bakın. Bu çukurdakileri arkadan tepelerine bas batıyorum. Bunu da sarıyorum. Hemen yapalım. Sıra ve sayı tekrar olmadığı için rahatlıkla çok kolay ve güzel bir bebek battaniyesi elde edebilirsiniz. Evet, videomuz fazla uzamasın. Bu kenar kısmında yapalım, orada buluşalım. Ben oraya kadar örüp geleyim. Evet, sona kadar ilerledim. Yine sonda iki tane trabzanım kaldı. Onu da önce buradakine düz aldığım için o şekilde kenarını da her zaman dediğim gibi buradaki kenar zincirine batarak sıramızı tamamlayalım. Bir üst sıraya da çıkalım mantığımız eminim anlaşılmıştır. 3 tane zincirimizi yaptıktan sonra üstüne alıyorum. Şimdi bu tepes tek olana düz batıyorum. Bu sırada ikinci sıramızı tekrar ediyoruz. 2 tane olanları ise yine sararak beline dolayarak buradaki trabzanların ilerliyoruz. Modelimiz oluşuyor. Ben e, videomuz fazla uzamasın. Kamera arkasında bir miktar öreyim arkadaşlar. Hem nasıl gözüktüğünü sizlere göstereyim hem de bir de kenar yapalım bu modelimize. O şekilde devam edelim. Sıra başlangıçlarını ve ilerleme mantığını anlattım. Şöyle göstereyim. Bakın burada da Şöyle kare kutucuklar oluştu. Waffle görünümü. Şimdi nasıl devam edeceğiz? Buradaki kabarık olan iki taneyi dolayarak teklerin tepesine 1 ve ikinci sırayı sürekli tekrar ederek büyüteceğiz. Ben yapıp tekrar geleyim. Evet ben modelimi birkaç sıra daha büyüttüm. Şöyle göstermek için sizlere. Oldukça güzel oldu gerçekten. Hem de yumuşacık şöyle esnek. Bebek battaniyesi için de gayet güzel. Arka kısmımız da bu şekilde. Sizler bunu Dilediğiniz boyuta gelene kadar hem en hem boy olarak büyütüp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ufak bir model anlattım. Şimdi kenar yapımını da hemen göstermek istiyorum. Burada ipimi koparmadım. Kaldığım noktadayım. Buradaki ilk göze ilk küçük boşluğumuz var biliyorsunuz buraya önce tığımı geçiriyorum ve kaydırma yöntemiyle bu kısma geçişimi yaptım şimdi üstüne alıyorum ve bu gözün içerisine iki kere de çıktım trabzanımı yapıyorum şöyle bir iki kere de çıktım üstüne aldım tekrar aynı yuvaya ikinci trabzanımı üstüne aldım aynı yuvaya 3. trabzanımı yaptım. Buraya geçiş yaptıktan sonra ipimi koparmadım. İlk noktaya 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu aşağı doğru inişimizi yapacağız. Burada yine üstüne alıyorum ve hemen şuradaki bakın birleşim yeri var. Buraya batıyorum. İkili trabzan. Üstüne aldım. Şuradaki ilk yuvama ikili trabzan. Köşelerde her zaman 3 tane yapacağız. Buraya 3 tane yaptık. Bu kısma bir tane tam tepeye battık, bir tane de boşluğa battık. Şimdi buradaki çizginin olduğu tepelere batmıyoruz. Bir tanesini araya yapacağız. Bir tanesini bu kısma, bir tanesini yine araya. Burayı yine es geçeceğiz. Aralara yapacağız. Şimdi yapalım trabzanlarımızı. Bakın bu boşluğa geliyorum. İkili trabzan. Üstüne aldım. Şu iki tane çizginin ortasına üç tane trabzanımız denk gelecek. Bir tanesini araya yaptık. Bir tanesini tepeye üstüne aldım. Bir tanesini de bu boşluğa. Şöyle tutmak istiyorum. Bakın şu çizginin ortasında 1 2 3 tane trabzan var şimdi buraya geçtiğimde bu araya yapacağım bu tepeye yapacağım ve bu araya yapacağım yani bu üç tane çizginin içerisine şu iki tane çizginin içerisine üç tane trabzanım denk gelecek yapalım bir tanesi tam ortadaki kısma diğeri de diğer yuvaya. Şöyle bakın. Bunu köşeye kadar devam edeceğiz. Şuraya geçiş yapıyorum. Bu kısma ve diğer boşluğa devam edelim. Buraya tepeye ve boşluğa. Şimdi sona kadar geldik. Bu sonda da bu tepeye batıyorum. Bu kısmı. Şimdi şu köşeye geldik arkadaşlar. Bu köşede köşe olduğu için buraya 3 kere trabzan yapıyorum. köşelerimiz hep 3 tane aynı yuvaya 3 tane trabzan yapıyoruz bundan sonrası hepsinin tepesine bir tane trabzan yaparak bu sıramız zaten başlangıç sıramıza denk geliyor bu şekilde devam edeceğim her trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak ilerleyeceğim burası da bu şekilde Burayı düz ilerleyeceğiz. Bu köşeye geldiğimizde yine burada 3 tane. Diğer kısım aynı. Şu köşede 3 tane. Köşelerimiz 3 tane olacak. Ve şu noktaya kadar devam edelim. Bu şekilde yapıp orada buluşalım. Evet ben bir sıra trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Bu köşelerde 3 tane yaptım trabzanlarımı. Dönüşlerimizde Diğerlerini de yine göstermiş olduğum gibi yaptık ve ilk başlangıç noktamıza kadar geldik. Burada ilk yapmış olduğumuz buradaki trabzanın tepesine ilmeğimi kaydırma yöntemiyle geçirdim ve bu kısmı bitirmiş oldum. Şimdi olduğum noktada 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum ve hemen üstüne alıp kenarımızı yapmaya başlayalım. Burada zincirden sonraki gelen İlk trabzanımı şu şekilde üstüne doladım, arkadan tığımı geçirdim, bunu geriye gittim arkaya. Bakın, buradan ilmeğimi çıkarttım, iki kere de trabzan yaptım. Şimdi üstüne alıyorum. Sıradaki trabzanımı ise bu şekilde önden alarak ikili trabzan Üstüne aldım. Sıradakini şöyle arkadan gittirerek geriden yapıyorum. Bir sonrakini üstten. Şöyle bir kabartmalı görüntümüz oluşuyor. Bir geriden bir üstten. Bütün battaniyemizi bu şekilde döneceğiz arkadaşlar. Bu sıranın bitişini ve bir üst sıraya çıkışı da gösterdikten sonra sizler dilediğiniz kadar ende bu örgüyü yapabilirsiniz kenar uygulaması olarak. Ben bir miktar yapıp sizlere yine göstereceğim. Oldukça kolay. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Ben şimdi yapayım şu kısma kadar ve buradaki bir üst sıraya çıkmayı da gösterip orada buluşalım. Videomuz fazla uzamaz. Evet ben battaniyemi buradan başladım. Kenar uygulamasını yaparak bu noktaya başladığım noktaya tekrar geldim. Ee, bir üst sıraya geçerken burada zincir yapmıştık biliyorsunuz. Hemen onun tepesine şöyle tığım batırıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle şuradan çıkıyorum. Burada yine 3 tane zincirimizi yapalım. Üstüne alıyorum. Burada arkada kalanlar yine arkada kalacak. Üste kalanlar yine üste kalacak. Bakın bu arkada, bu önde. Şimdi üstüne aldım. Bunu yine arkaya itiyorum. Bu üstte olanı ise yine üstten devam ediyorum. Şöyle bir çizgi oluşacak burada. Bunu dediğim gibi istediğiniz boya gelene kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. istediğiniz en de kaç sıra isterseniz yapın arkadaşlar. Ben ufak bir model ve tarif verdiğim için bu sıramı da tamamladıktan sonra ipimi kesmeyi de göstereceğim. Evet, bu kısımlar böyle hep üstte olacak. Bunu dediğim gibi buradan devam edeceğiz. Tüm kenarını yapıp şu noktada tekrar buluşalım. Evet ben sona kadar yine bir sıramı daha tamamladım. Artık sona geldiğimde de arkadaşlar burada zincirimizin üstüne şöyle iki kanadını da alıp batalım. Şuradan. Evet buradan kaydırma yöntemiyle buraya da geçişimizi yaptık. Dediğim gibi ben iki sırada bıraktım ama sizler dilerseniz bunu daha da genişletebilirsiniz. Ben şimdi ufak bir model anlattım ve mantığını göstermiş oldum. Burada da ipimizi şöyle geriye dönük daha ince bir tığla şöyle kaydırarak arkada yürütün arkadaşlar çok kısa kesmeyin. Şöyle tığınızı batırarak bunu daha uzun bir şekilde yürütebilirsiniz şöyle hemen sizlere yakından göstereyim bakın kenarlarda üst üste geldi bu şekilde oldukça güzel bir model oldu arka kısmını da göstermek istiyorum Umarım memnun kalmışsınızdır videomun YouTube trend aramalarda ve Google trend aramalarda üst sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın ben de sizlerin vermiş olduğunuz bu destekler sayesinde 50 örgü eğitim videolarımın devamını getirebilirim. Youtube kanalıma abone olun. Lütfen abone olmak ücretsiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle oldukça güzel bir çalışma oldu. Evet. Videomun sonuna da koyacağım oynatma listelerime de göz atarsanız, başka modellerime de göz atarsanız sevinirim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.